Sayın Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ stüdyomuzda Skype bağlantısıyla. Sayın Özdağ, iyi akşamlar. Hoş geldiniz Kırmızı Beyaz'a. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Mansur Yavaş'a iki kez çağrıda bulunmuştunuz yanlış hatırlamıyorsam. Ancak Millet İttifakı'nda yaşanan gelişmeler üzerine bu teklifinizi geri çektiniz diyelim. Şimdi sıcak gelişme Sayın Sinan Oğan'la ilgili. Cumhurbaşkanı adayınız Sinan Oğan, neler söylemek istersiniz? Evet, Zafer Partisi olarak, Ata İttifakı olarak değil, Nisan 2022'de Mansur Bey'in aday gösterilmesi halinde Altılı Masa tarafından destekleyeceğimizi ifade ettik. Ve daha sonraki gelişmelerde arkasında bir kamuoyu desteği olduğunu gösterdi. Ancak kamuoyundan gelen ısrarlı talebe ve desteğe rağmen Mansur Bey Ankara Belediye Başkanı olarak kalmayı tercih etti. Bu kamuoyu desteğine kulaklarını tıkadı. Biz de Mansur Bey'den daha fazla Mansur Bey'i destekler durumda olmayız tabii ki. Netice itibariyle bu bir irade meselesidir. Saray ittifakını aşmak için sahaya çıkıp mücadele etmek, Türk halkı için göğsünü bir anlamda siper etmek istemezse bir kişi, halk onu ne kadar isterse istesin, sonuç böyle bir mücadelenin verilmemesi olur ve onun tercihidir. Biz de bugün Ata İttifakı'nın kuruluşunu gerçekleştirdik. Adalet Partisi vardı ve Adalet Partisi dışında Türkiye İttifakı Partisi, Ülkem Partisi ve Zafer Partisi bir araya geldik ve bu ittifaktan Sinan Oğan'ın da aday gösterilmesi kararı çıktı ve Sinan Bey'i de aday gösterdik. Şimdi bütün parti teşkilatları birlikte Zafer Partisi Genel Merkezi'nde yapılan koordinasyon çerçevesinde 14 Mayıs seçimlerine hazırlanıyor. Evet, sanıyorum ortak karar aldığını söylediklerinize göre öyle anlıyoruz. Evet. Ata İttifakı Sinan Oğan ismi üzerinde. Peki şimdi ikinci turu sormak istiyorum size. Mevcut tabloda eğer ikinci tura kalırsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime girerse, anayasayla ilgili tartışmaları devam ederken bir yandan ve son iki tura diyelim ki Millet İttifakı'nın adayıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldı. Bir alternatif olarak soruyorum bunu. Elbette bir seçenek olarak soruyorum. Ne yaparsınız Ata İttifakı olarak ya da Zafer Partisi olarak? Şimdi Leren, bakın bana bu soruyu daha önce de sormuştunuz. Ben de size bir cevap vermiştim. Şimdi lütfen seyircilerimiz de hatırlasınlar. Bu cevap benim haklı olduğumu gösterdi mi? Gösterdi değil mi? Ben size ne dedim? Siz bana bu soruyu sorduğunuzda. Siz dedim Meral Akşener'in birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini biliyor musunuz ki bana ikinci turun sorusunu soruyorsunuz? Evet. Evet. Ne düşünüyorsunuz Meral Akşener, o konuda? Yani o yayında konuşmuştuk ama. Meral Akşener birinci turda önce Kemal Bey'i desteklemeyeceğini ortaya koydu. Masadan kalktı, gitti. Sonra ne olduysa geldi masaya, tekrar döndü, oturdu. Ama bu arada Türk halkının kafasına bir şeyi kazıdı. Aylar boyunca. Ne kazıdı biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak bir aday olduğunu kazıdı. Ve şimdi seçimlere gidiyoruz. İkinci tura kalması büyük bir ihtimal. Peki ikinci tura Ata Partisi'nin adayı Sinan Oğan kalırsa, bakın çok net sorayım. Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan Bey'i desteklerler mi? Bizim yaklaşımımız şu.
birinci turda sığınmacıları, ikinci turda Erdoğan'ı yollayalım. Biz Türkiye'nin Erdoğan'ı aşması gerektiğini düşünüyoruz. Erdoğan'ın Türkiye için bir milli güvenlik tehdidi olduğunu düşünüyoruz. Ama Erdoğan'sız bir Erdoğancılığında Türkiye için çare olmadığını düşünüyorum. Dışişleri Bakanı Babacan'ın olduğu, ekonomiden sorumlu bakanın Ali Babacan olduğu bir Türkiye'nin arzu edilebilir bir Türkiye olduğu inancında değiliz. 1921 Anayasası'na dönerek Cumhuriyeti yeniden kurma iddiasında olan bir ittifak bizim açık çek vereceğimiz bir ittifak değildir.